Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Ben Şimşek'im. Söyleyeyim. Bayağı hardcore. Producerlar kendi çalıştığı rapçileri bir tatsızlık olduktan sonra bitirmeye çalışan tiplerden ne düşünüyor? Velet diye bir rapçi var. Producer her şarkılarını Spotify ve YouTube'dan silmiş. O aralarındaki anlaşmazlık ama baştan çözülmesi lazım. Yani artık insanlar çocuk değil, kaç yaşında insanlar bunlar. Yola çıkarken konuşacak işte yani. Tabii ki o müzik yapan insanın da hakkını vermek zorundasın. Yani başta konuştun tamam da, mesela ben hep söylüyorum. Şimdi bir tane şarkıdan artık sadece dinlenmeden bile dünya para kazanırken tutup prodüktöre 3 kuruş veremezsin. Böyle bir kafa yok. O adamla beraber yapıyorsun bu şarkıyı. Senin şarkıda ne kadar hakkın varsa o adamın da neredeyse o kadar hakkı var baktığında. Tamam sen frontman olabilirsin ama zaten konserden carttan curttan götürüyorsun. Bu şarkının dijital streaming'den kesinlikle adamı görmen lazım yani. Ya bir de şöyle bir şey var, şunu da söylemek lazım. Arkadaşlar sonuçta yapılan şey profesyonel bir iş. Yani bu prodüktörün gerçekten adam gibi bir anlaşması olmasaydı elinde zaten o söylediğiniz şarkıları silemezdi ki. Ha sen o Tonga'ya girip sözleşmede her şeye ok ok okudum next next diye imza basarsan şarkılarını da siler, kariyerini de bitirir arkadaşlar. Yani her işte olduğu gibi bunda da gözünüz açık olacak. Neye imza attığınıza dikkat edeceksiniz. Var mı lan öyle bir şey? Yani ben sana Türkçe rap'le ilgili bir konsept söyleyeyim, yerlere yat gülmekten. Ben böyle ağlamaları doğru bulmuyorum açıkçası. İşin profesyonel kısmının da tabii ki korunması lazım. Böyle bir gerçek de var. Ha, bu konu minvalinde değil, bütün konular. Türkiye'de olay şuna döndü artık. Bir rapçi albüm bitiriyor mesela. Sonra o rapçiye şöyle yapıyorsun bir şirket olarak. Diyorsun ki ya iki tane de klip çek bu albüme. Sana 25 bin lira para vereyim. Attım sana. Tak diye bu para karşılığında bu albüm satılıyor, alınıyor. Çocuk zaten bu albümü yaparken o kadar para harcamış oluyor. Sattıktan sonra anlayabiliyor bunu. Bir an toplu para gözüne iyi geliyor. Ya ve bir çok bilindik isimlerin bu Tonga'ya düştüğü var yani. Böyle korkunç bir camiaya dönüştü. Herkesin böyle şeylere karşı gözünü açık tutması gerekiyor. Tabii ki. İnsanlar idealistik ve işte ilerlemek yerine işte 3 kuruş para alayım, işte 2 gün günümü gün ederim. Ulan ondan sonra ne olacak? Sonra şarkılarını siliyorlar işte. Yani 50 bin kaybedeceğinize gidin bir 5 bin avukata verin. Şu sözleşmelerinizi adam gibi okutun arkadaşlar. Belki 100 bin gelir yani. Profesyonel çalışmak önemli. Her konuda böyle. Ondan sonra kalkıp şöyle oldu böyle oldu demenin ben pek doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Madem işiniz bu, profesyonel çalışacaksınız.